Yani hoca sağ içinde şov gibi öyle güzel şeyler anlattı ki <laughs> e, e, ben orada da izlediğim bazı idmanlardan onu biliyorum ama benim için önemli olan orada oynayan futbolcuların özellikle ben bütün idmanları izleyemediğim için Hakan, Oğlu, Hakan Çağlanoğlu gibi <laughs> bunu uzun uzun anlattıklarında ortaya çıkan gerçek. Dolayısıyla Montella'da bakın kimse küçümsemesin yani İtalyanların milli takım dediğimiz o harbi çok önemli futbolcuların içinde milli takımda oynamış bir Montella'dan bahsediyoruz. Evet. Ee, hocalığa geçtikten sonra İtalyanların önemli kulüplerini çalıştırmış bir Montella'dan bahsediyoruz. Yani çalıştırdığı kulüpler şunlar. Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla, tekrar Fiorentina. Arada düşük profilli diyebileceğimiz tek bir takım var. Catania. Evet. O da olur. Yani hocaya biraz ee, meslektaşlarından da özellikle... Biraz belki saygı çerçevesi içerisinde yorumların gelmesi daha hoş görünür diye düşünüyorum. Kesinlikle, özellikle meslektaşları. Özellikle meslektaşları bize bizde zaten genelde hakemler eski hakemlerden yakınır. Evet. Teknik adamlar eski teknik adamlardan yakınır. O yüzden bakın Avrupa'da bu saygı var. UEFA'da, FIFA'da bütün ülkelerin kendi aralarındaki organizasyonlarında var. Bizim maç öncesi maç sonrası rakiplerimizin, hocalarının, futbolcuların açıklamalarına bakın hepsi saygı dolu. Evet. Maçtan önce hocanın milli takımımızın hakkını verdiler. Maçtan sonra farklı yenildiğimiz Portekiz maçından sonra bile bizle ilgili çok olumlu açıklamalar geldi Portekizlerden. Bu futbolun olmazsa olmazı bize bir futbol kültüründen bahsediyoruz ya. O futbol kültürünün birinci evet. şartıdır kendine ve rakibe saygı. Evet. O yüzden bizim de hocamıza bunu göstermemiz lazım. Hoca da hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde o bahsettiğimiz kendince doğru olan bütün taktiksel uygulamaları milli takımımızda gerçekleştirmeye çalışıyor. Sadece hazırlık döneminde değil, maçın oynandığı dönemde de yarışmacı hoca olarak da işte 5-4-1 oynarken 4-4-2'ye geçebiliyor. He, bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu tartışabiliriz ama önemli olan da işin oradaki anlayışın değişmesi. Benim şimdi gole ihtiyacım var. Ben bu golü bulmak için daha ofansif oynamam lazım. Bunun içinde kendi yolundan gidiyor. Ya bir başkası başka yoldan da gidebilir ama hedefin doğru olması önemli ve şu gerçeğin de altını çizelim. Bakın biz bazı şeyleri yapamıyorsak bu Montella'dan kaynaklanmıyor. Biz milli takıma kadar yükselmiş futbolculara geriden nasıl oyun kurulur? Önde nasıl baskı yapılır? Geçiş hücumları nasıl yapılır? Topun arkasına, önüne nasıl geçilir? Bu yaşa kadar öğretmediysek o futbolcular da kendi maçlarında ne öğrendiyse onunla bunu yapmaya çalışıyorlar. İşte bizim buradan başlamamız lazım. Son cümle, cümlelerim şu olsun Zeki kusura bakma. Mustafa ne demek ya? Hocanın <laughs> Kesinlikle görevine devam etmesinin Doğru olduğunu düşünüyorum İkide bir hoca değiştirmek Kesinlikle doğru değil Ve bundan sonrası içinde zaten kapı açıyor Biz artık şuraya gelelim Bizim de 5 sene 10 sene bu takımın Başında kalacak bir hocamız olsun Bu dönemde bizi bekleyen Şöyle bir tehlike var Biz başarıları pay etmeyi hiç bilemedik Şimdi yakında Futbol Federasyonu seçimleri de var Birileri de kalkıp Milli takımın hocanın, futbolcuların sağda hak ederek elde ettiği bu başarıları kendilerine mal etmesin. Hoca da gerçi elinde değil ama buna da izin vermesin diyeceğim ama onun yapacağı bir şey yok. Sonra da futbolcuların hocanın milli takımda olduğu dönemde gideremeyeceği eksiklerinin giderilmesi için bütün kulüp teknik direktörleriyle işbirliği yapsın. Ancak e, bizim e, Milli takımımız bu şekilde gelişir. Sonra da futbolumuzda birçok yanlış var. O yanlışların değiştirilmesi konusunda da bize biraz öncülük etsin. Hocadan bunu beklerken de belki bütün bunlarla futbol kültürümüzün oluşmasına büyük katkı sağlar. Benim beklentilerim bu. Zaten uluslar kupası var. Oradaki maçların hepsini 6'da 6 zaten yapmamız lazım o Hı -hı. rakiplere karşı. Yani yapamasak da sorun değil. Zaten grup birincisi olarak bir üste çıkacağız. E, hoca Montella'nın göreve devam etmesi gerektiğinden bahsediyor. E, bana yani bu konunun konuşulması bile acayip tuhaf ve saçma geliyor. Yani bir yol ayrılığı e, mevzusunun Tabii. konuşuluyor olması bilmiyorum. Yani, Siz ne düşünüyorsunuz? Başarılıysan yol ayrılığı olmaz ama... Eğer ortada bir başarısızlık olsaydı ne kadar iyi bir teknik direktör olursa olsun biliyorsun fatura bir şekilde birilerine Ya bu arada ta tarihimizin kesiliyor. yani en kötü turnuvasını geçirdik bir turnuva evet. önce o turnuvadan sonra evet. bir fatura evet. kesilmedi. Evet. Onu da unutmayalım yani. Ya yani yani puan alamadığımız turnuvadan sonra ve <laughs> en kötü takımız yani Sevgili en kötü takım olduktan sonuçta Şenol Tam olarak. o turnuva bitiminde hı hı. ayrılmadı hı hı. yani. Bir şey söyleyebilir miyim? maçtan sonraki gün. Hoca kalsın mı gitsin mi diye evime kadar gelip röportaj yaptığım bir soruya muhatap oldum. İkinci gazetenin birine hoca gitsin mi kalsın mı sorusunu cevap olarak yazı yazdırdım. Yani Türkiye bunu konuştu. Hem görüntülü, hem yazılı basında bu da bizim gerçeklerimiz. Ya şimdi dünyanın her tarafında var bunlar. Yani medya tabii ki yüzde bir olasılıkta olsa bunu sorabilir. Medyanın görevidir. Yani eleştirmek, övmek. Yol haritası belirlemek, medya deyince her şeyi doğru mu yapıyor? Tabii ki medyada da dediğin gibi az önce çürük elma vesaireler olabiliyor. Hani soruyu ner nereden baktığına bağlı hocam. Ee, daha iyisi varsa o soruyu soran arkadaş şunu diyebiliyor mu? İşte hani biz şunu düşündük işte hani Montella'dan daha iyisi şu olabilir. İşte bu hoca gelirse daha iyi olacağını düşündüğümüz için... Montella gitsin mi, kalsın mı diye böyle soru <laughs> sorulabilir. Yani ortada bir veri yokken hakikaten bu soru biraz saçma oluyor. Ama Montella niye kalsın? Şimdi futbolu değerlendirdiğimizde hep şunu söylerim: Futbolun doğasında e, başarılı olan takımlara hep baktığımızda bir emek var, bir alın teri var, bir takım bütünlüğü var. Bunları eğer oluşturabiliyorsa takım bütünlüğü sadece takımın sağdaki bütünlüğü değil, yönetimle camiayla medyasıyla bütünlük. Şimdi burada bu kriterleri milli takım sağladı. Montella sağladı. O yüzden bence Montella kalmalı. Ha şunu diyebiliyorsan ya da Futbol Federasyonu ya da ne bileyim işte Hamit Altıntop futbolun patronları, Riva'daki patronları şunu diyorsa. Evet Montella iyi hocam ama biz daha büyük bir proje bulduk. E, onu getirsek belki de final oynarız bundan sonra. Böyle bir olasılık da olmayacağına göre Montella'ya da e, burada bir saygı duymak lazım. Çünkü hak etti. Sonsuz bir kredi aldı şu anda. Çünkü biz ne oluyordu? İşte e, gruptan çıkmak bile bizim için bir başarıydı, değil mi? Montella da söyledi bunu. Biz de gruptan çıkmayı hani biz bu gruptan çıkalım diye hep baktık çıkmamız önce. Çıkmamız lazım. Tabii. Hani çıkmamız lazım da gruptan çıkmak bile hani elal olsun milli takıma gruptan çıktı dedik. Ne dedik? Evet. E sonrasında Avusturya çıkınca Dedik ki ya turnuvanın gizli favorisi, hani çok iyi oynuyorlar, şudur budur, hani biz işimiz zor. Kağıt üzerinde bakınca ama İstatistiklere ve kağıt üzerinde bakınca aslında hep şunu da söyledik, hani favori hep böyle Avusturya görünse de o maçtan önce e, her maçın hikayesi var. Öyle de oldu. E, Portekiz maçının hikayesi kötü oldu bir işte, yani orada olmadı. Portekiz de bize karşı en iyi futbolunu oynadı bu arada. Yani hiç öbür maçlarda hep döktük gördük izin ya. Verdik. Bence hiçmiş şey oynamadık Portekiz'de. Yani diğer maçlarda daha iyi de biz iyi gösterdik ha, ha, yani, onu. diyorum. Belki gözümüzde büyüttük bilmiyorum ya ama Hocam hocanın Kizim. oyun planını bile konuşamadık yani o kadar Kizim. bireysel hatalardan kötü ya. goller Hı, yedik yap. ki oyun planından bahsedebilmeye Tabii. sıra gelmedi. Yani. Ama öyle Plan ama... kaybetmedi o gün. Yani oyuncular ya, kaybetti aslında. Ya biraz. oyuncular kaybetti oldu yani, var maçı, yani, tutturamadık. Da var. yani maçı tutturamadık. o bunlar da var. Maçı tutturamadık. Ben kaybetti. Hayır. Mert mesela ama, Avusturya maçı kazandı. market değerine baktığında Portekiz'in de Portekiz, Portekiz şaşalı bir takım. Öyle bakıyorsun işte Ronaldo var, bilmem ne var. Psikolojik üstünlük onlardaydı. Bu işin psikolojik üstünlük tarafı da önemli bu arada. Onu da gördük. E, diğer takımlardan öyle e, biz çekinmedik hiç. Evet. Ne Avusturya'dan çekindik, ne Hollanda'dan çekindik. E, Montella kalsın. Bu milli takımı daha da geliştirecektir mutlaka. Yeni yeni yüzler girecektir. İşte dediğim gibi Arda Güler işte oyun lead. Bence çok büyük bir şans milli takım için. Ha, şu anda Avrupa'da e, İspanya'yı bir kenara koyarsam onlar da var 16 yaşındaki oyuncu oynatıyor, <laughs> oynatıyorlar. E, hani bizim için de büyük bir şans. Belki biz finali de görürüz. Bu kriterlerin üzerine koya koya gidersek işte ne bileyim Montella'nın ekibini biraz daha, Montella ne istiyorsa bir de şurada var. Dünyanın, yani Avrupa'da e, belki de en iyi tesisler bizim milli takımın tesisleri, Riva'daki. Olağanüstü tesisler. Çünkü gelen her ülkenin temsilcisi, federasyon başkanı oraya gelince hayran kalıyor. Müthiş e, potansiyelli bir tesis var orada. Yani Montella'nın başarılı olması için her türlü e, maddi imkan var, teknik imkan var, e, sağ ise sağa, ne bileyim tesise tesissiz her şey var. Her türlü potansiyeli olan bir ülkeyiz biz futbol ülkesiyiz. Bunu da yavaş yavaş gösteriyoruz. İnşallah bu başarının yansıması takımlarımıza da olur. Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlardan da bu başarıyı inşallah bekleriz. Yani birbirini tetikler. Milli takımın başarısı kulüp bazına da yansır diye düşünüyorum.